3 Ekim, 9 Ekim tarotlarım sizlerle. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Her hafta bir takipçi tarot hakkı kazanacak ve doğru yorum, doğru beğeni, doğru izlenmeye göre hareket ediyorum. Bilginiz olsun. Sevgili koçlar, hemen kar. Evet, bu dönem kendinizi çok renkli, çok keyifli, çok eğlenceli hissedeceğiniz bir 3 ve 9 haftası yaşayacaksınız ama bu eğlence özel hayatınızla alakalı güven alanınızdaki renklenmeyi iyileştirecek. Eşimiz, ilişkinizle alakalı rahatsız olduğumuz ve bizi inciten birçok noktada yüzleşmeyi ve bu yüzleşme sırasında eşinizin size yaptığı haksızlıklar, size değersizlikle ilgili suçladığı alanları konuşacağız. Ve devamlı rencide olduğunuz evreleri ifade etmek için doğru bir hafta. Ama bakıyorum zaman zaman sizin de yaptığınız hatalarınız var. Bu ilişkiyi büyütmek ve iyileştirmek istiyorsanız her iki tarafta dışarıdaki etkenleri, eşiniz, çevreniz, eşinizin işi, kendi işinizle alakalı noktaları ev düzenimize yansıtmamamız lazım. Özellikle Y harfiyle başlayan görümceniz ya da kız kardeşiniz varsa onun yaşadığı bazı krizler hanemizi zora sokabilir ve maddi olarak da desteğe ihtiyaç duyabilir. Ona destek olmamız gerekiyor. Şu ara en çok inandığınız şey ilişkim bitmesin ve ben bu ilişkiye çok emek verdim ve karşı taraf beni hiç yokmuş sayan çiftlerimize sesleniyorum. Evet, eşinizin ruhu da, huyu da, evresi de değişmeyecek ama siz mecburen bu düzeni idare etseniz de o yaşadığınız sürece her zaman aynı kalıp olacak ve siz ne kadar mücadele etseniz de bu kalıptan değişmeyecek diyorum. İş konularımızla alakalı yeni işe başlamak ve iş konularımızla ilgili cesaretiniz yok. Ama bulunduğunuz noktada özellikle H ve N ve K harfi olan birinden çok güçlü destek alarak yerimizdeki rahatlığı aydınlığa kavuşturacağız. Ama ailemize ait mahkemesel konularda siz suçlanabilirsiniz ve haklarınızı alamayabilirsiniz. Bunun için yasal bir karmaşa yaratacaksınız. Yani anneye, babaya çok fazla öfke duyabilir ve haklarınızla ilgili yaşam mücadelesi, savaşınız var gözüküyor. Bu ara ilişkisiyle evlilik planı içerisinde olan ve ilişkinizde A ve N harfi belirgin olan kişinin ailesinin size uygun olmadığını bilmenize rağmen bu düzende evlilik istiyorsunuz ama onun bu düzeni yürütecek ama siz bu düzeni yürütebilir misiniz bilmiyorum. Toprak almayı düşünen ve yatırım yapmayı düşünen sevgili koçlar, özellikle kadınlar bu karar içerisinde, bu kadınların önüne engel olmayın sevgili eşler. Onlar doğru yatırımı yapacaklar. Çocuklarınızla ilgili onların üstüne o kadar gereksiz bağırmalar, çağırmalar var ki kalp kırıklıkları sağlıyorsunuz ve eşinizin çocuklara ilgilenmemesinden kaynaklı korkularınız var. Yani aile bütünleşmesinde her zaman bir sorun var. Bunu düzeltmeye ihtiyacınız var. Bilginiz olsun. Sevgili boğalar, nasılsınız? Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Evet, burada pişman oldum. Yeni evli olanlarda bu ara aileler, çevreden kaynaklı pişmanlıklar, doğru insanla evlilik yapmamışım, devamlı beni rencide eden konular ve beni yemeğimi, düzenimiz devamlı şikayet ediyor ve ben bu boşanmayı aileme nasıl ikna edeceğim diye düşünceleriniz var. Mutsuzsunuz, yol ayrımı sizin için hayırlı. Evli olan çiftlerimizle alakalı noktada da en önemli şey sizin kendi aileniz, özellikle hanımlar size sesleniyorum. Burada sizin mutluluğunuza engel olan insanları hayatınızdan çıkartmanız lazım. Maskeli ve yalancı insanları evinize sokuyorsunuz ve bu evinize nazar değdiriyorsunuz. Yani eşinizle güzel giden yuvayı ziyan etmenize gerek yok diyorum. Bir de sevgilisi olan çiftlerimizle alakalı kıskançlık, güvensizlik ve onun devamlı yalan söyleyerek sizi atlattığını, devamlı paranızı kullandığını düşünüyorsunuz. Aslında siz ruh ikizisiniz, farklı bakış açınız var, farklı bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Bir de şunu demek istiyorum sevgili evli çiftlerimiz için, adalette mutsuzluklar,
kendi içinizdeki karmaşalar, yalanlar arasında sıkışmışsınız ve eşinizin bu ev sorumluluğu, çocukların sorumluluğu, sizin sorununuzu almadığı sürece evin hem erkeği hem kadını olmaktan çok fazla yorgunsunuz ve ne kadar konuşsanız da depresyona giriyorsunuz. Ama mutlu olan çiftlerimiz için de buradaki her şey çok güzel giderken aile büyüklerimizde bir sağlık problemi ve ani çıkacak ameliyat sıkıntılı gibi gözükse de doğru doktorla doğru tedavi görünecek. Yalnız iş yolculuklarımız, aramızda yol mesafeleri kaynaklı gerginlikler söz konusu olsa da bu kalpte kırgınlık olmayacak. Birbirimize daha sıkı ve daha sağlam hareket edeceğiz. Seyahatler var. Özellikle köy, memleket, şehir dışı seyahatlerde karı koca hayatımızı tekrar yeniden inşa etme evremiz gözüküyor. İş gereği eşinizin mecburi görevleri söz konusu olacak. Biraz arada soğukluklar olsa da o sadece sizin düzeninize çalışmak ve ekmek kazanmak için mücadele ediyor. Özellikle uzun yol yapan eşiniz şoför olabilir, uzun yolculuk yapıyor olabilir. Onun sağlık problemi değil de onun çalıştığı iş yeriyle alakalı büyük krizler ve işi bırakmak isteyebilir. Serbest ya da sabit bir alanda çalışan çiftlerimizle ilgili. Evet, burada yöneticilerinizde özellikle G, U ya da O harfi varsa sizin iş başarınızın büyük bir sevinci. Bir de iş yerinde kime aşıksanız gizli aşk açığa çıkacak. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili gençler için bakıyorum hemen. O hayaller, yurt dışı, eğitim ve ben bu yolu nasıl başaracağım korkularınız var. Biraz daha kendinizi destekleyerek, inanarak aşk var. Aşkı birlikte bütünleştirerek eğitimi de başarabilirsiniz diyorum. Sevgili ikizler, mühür vuracağınız bir hafta. Ters giden, haklarınızla alakalı pürüzlü gördüğünüz birçok noktada artık imzalar sizin için konuşulacak. Ve özellikle E harfi ya da R harfi olan bir kişi haklarınızla alakalı çok büyük bir mücadele desteği verecek ve mühür sizin elinizde olacak diyorum. İş konularınızla alakalı çalışıyorsanız büyük yıkımlar, büyük karmaşalar ve sizin ayağınızı kaldıracak iki kadın var. Bu kadınlara verdiğiniz sırlar size ceza olarak geri dönecek ve iş yerinizden çıkartılma gibi bir durumumuz söz konusu. Yalnız yeni iş bekleyenler için burada karışık olaylara, karışık karmaşık olaylara girebilir, zarar görebilirsiniz. Şirketi ya da gireceğiniz noktanın altyapısını doğru oluşturmamız lazım. Özellikle evli olan çiftlerimizle ilgili çocuk ya da çocukla ilgili yaşayacağımız onların geleceğiyle ilgili bir mutluluk var. Tekrar birbirimize aşık olma, tekrar birbirimizi bulma haftası gözüküyor. Özellikle eşiniz ya da sizin gözleriniz direktliyse güzel bir hediye ve ev hediyesi gibi bir durumumuz var. Şimdiden hayırlı olsun. Yalnız eşiniz sizi eğitim konularında destekleyecek ve özellikle eşinizin ailesinde de bilgeli insanlar var. Sizi bu konuda güçlenmenizi istiyor. Onun söylediklerine önem verin diyorum. Mutsuz olan çiftlerimizle ilgili noktada da barışma var ama mutsuzluk sizin kendi içinizde. Yani ev sizi böyle nefessiz bırakıyor ve burada bir şey yapmak içinizden gelmiyor. Aslında kötü bir enerji yok evinizde. O enerjiler dağılmış ama sizin eşiniz ve sizin kendi ailenizdeki sözler, yapılan davranışlara çok kırgın olduğunuz için evin enerjinize adapte olamadığınız gözüküyor. Evet, bu ara iletişimle ilgili noktalarda da güzellikler, evde çok güzel misafirler, kalacak misafirler, gün programımız var. Bugün de güzel sohbetler edilecek. Çocuklarınızla alakalı gelecek planı, özellikle kadınlar onlarla ilgili çok büyük bir mücadele ediyor evlatlarıyla ilgili. Biraz eşlerin çocuklarıyla vakit geçirmesini istiyorsunuz ama eşlerinizin çok yoğun bir iş temposu ve arkadaşlarına verdiği değeri biraz daha eve vermesini istiyorsunuz ama genetik alışkanlık bununla alakalı bir şey. Bir de annesine çok baskın, düşkün olduğu için de sanki adam 3 evle evliymiş gibi psikolojisine giriyorsunuz. Aslında eşiniz sizi seviyor. Sadece ifadelerde terslikler var. Bunu düzeltmemiz lazım. Taşınma konumuz ya da yatırım konumuzla ilgili kader bize doğru bir haftayı temsil ediyor. Ve yurt dışı ile ilgili de planlar varsa gitmek, taşınmak, yerleşimle ilgili bunlarla ilgili başvurularınızda olumsuz bir şey yok. Yalnız ailemizi ilgilendiren ve son 5-6 yıldır para konusundaki travmalarımız, yasal haklarımızı alacağız ama 2023'ün 5. ya da 6. ayına ihtiyacınız var. Bir de en önemli şey evladınızın spor başarısı var. Onu destekleyin lütfen. Sevgili yengeçler, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz.
Bu ara hislerimiz, bu ara düşüncelerimiz, bu ara yolculuklarımızla alakalı yapacağımız her nokta hayırlı. Hatta evlilik konusunda da hayırlı bir kapılar, hayırlı enerjiler açılacak. Ve hani şüphelerimiz olur ya, eşimiz ya da hanımımız bizi aldatıyor mu? Devamlı dışarıda kendine bakıyor. Amacı ne diye düşünüyorsanız, onun size olan aşkı tekrar gündemimize renk katacak ve aynı şekilde sizin de ondan duyacağınız sözler sizi mutlu edecek gözüküyor. Burada ev konusuyla ilgili taşınmak, yeni bir eve geçmek istiyorsanız biraz daha ekonomik olarak dengeleri oturtmamız lazım ama kayınpederinize ait topraklı mallarda eşinize haksızlığa itebilirler. Eşinizi üvey evlat gibi kullanıyor olabilirler ama siz de çocukluğunuzda bayağı bir travma atlattınız ve bu travmalardan dolayı birbirimize doğru sarılmamız lazım. Senin de çenen hiç susmuyor sevgili hanımlar. Beylere çok fazla sert davranıyorsunuz. Daha yumuşak geçişler. Çünkü onun iş stresi, eve yansıtamadığı olaylar ve haksızlıklar var. Para yolunu arayışı içerisinde daha güçlenip evini bereketlendirmek istiyor. Onun da 3 aylık bir gerginliği var. Ona bu konuda destek olmamız lazım. Son zamanlarda seyahat, hani mutluluk seyahati yapmak istiyorsunuz ama borçlarınız var. Özellikle banka kredi borçlarımızla alakalı çok düşünceliyiz. Evimize icra ya da hacizlik bir durum gelecek ve eşinizin bazı mahkeme pürüzleri var. Bu konularda da çok korkuyorsunuz ama Rabbim sizi bunu konuda değiştirip dönüştürecek ve evimizdeki riskler gidecek gözüküyor. Yalnız eltiniz ya da kayınvalidenizin bazı yalanları açığa çıkacak. Bu yüzden eşinizle tartışabilirsiniz. Aman boş verin, onlar kendi aralarındaki yalana alışkınlar. Siz evinize yalan katmayın. Çünkü siz yalanı hiç sevmiyorsunuz. Bu arada da etrafınızda herkes sizi kıskanıyor. Evinize aldığınız her eşya göze batıyor. Aman eve alacağınız eşyaları geceden getirdin. Çünkü gündüz göze geliyorsunuz. Bu ara kılık kıyafet konunuzu değiştirebilir. Kendinize yeni öğretiler, yeni oluşumlar yaratabilirsiniz. Eşimizle ortak bir spor evresine gireceğiz. Ve hayata yeniden başlayacağız. Biz birbirimize yeniden başlangıç. Aşık olan sevgili takipçilerim için diyorum ki esaret size uygun değil. Başarılarınız, yarım bıraktığınız konular daha önemli. Hayatınızda son 8 senedir hep yarım olan şeyleri tamamlayacağım diye söz verip daha hala hiçbir şey tamamlamadınız. Bunlar için adım attığınızda çok güzel yenilikler ve başarılar var. Çocukla ilgili ya da hamilelikle ilgili tedavi noktanız varsa iki denemeniz başarısız. Yani der ki Aralık ayı bu denemeyi yaparsanız daha başarılı ve daha hayırlı olacağı gözüküyor. Aile içerisinde de özellikle sizin kendi ailenizde durup dururken tartışmalar ve kardeşler arasındaki küskünlükleri iş ilişkimize, düzenimize ve para düzenimize yansıtacak. Bu dönem uzak duralım. Sevgili aslanlar, beğenin, yorum yazın diyorum. Bu ara iş konularınızın yoğun dosyalar, yoğun toplantılar ama bu toplantılarda B harfi, T ve N harfi birinin gözü üstünüzde, dikkatli olacaksınız ve işinizle ilgili ayağınızı kaydıracak insanlar bu hafta sizi çok fazla tetikleyebilir, strese sokabilir, zarar verebilir. Ani işten çıkma kararı içerisinde olabilirsiniz, sakin oluyorsunuz, rica ediyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim, geçmiş bir dostunuz, kadın dostunuzdan bir iş konusunda çok hayırlı bir haber. Hatta bu kadında G harfi ya da F harfi olabilir. Bunun size yaratacağı iş kapısı ve ortaklı teklifi değerlendirebilmeniz için güzel ufuklar var. Gözünüzü dört açın diyorum. Özel hayat konusunda kader bana doğru insanı buldu ama onun geçmiş hayatının yaşattığı travmalar, ilişkimizi bir türlü oturtamıyoruz. Son 8 aydır aynı noktadayız ve değişen hiçbir şey yok bizim için diyorsunuz. Sabretmeniz lazım. Ya bu deveyi gütmek ya da artık ona veda etmen için doğru ve net kararı sabırlı olacaksın. 10. ve 11. ay sizin için sabır ayınız olacak. Mümkün olduğu kadar sabırlı olun. Evli çiftlerimiz arasında ev ayrımı, yol ayrımı içerisindeyiz ama biz birbirimizi çok seviyoruz ama zıt karakterleriz. Neye kavga ettiğimiz, ne için tartıştığımız belli değil ve bu yüzden de ilişkimizde biri salonda, biri çocuk odasında, biri yatak odasında yatıyor. İlk önce bir yatağımızı, bir de dini nikahınızı tazelemenizi öneriyorum. Çünkü sizin evliliğiniz çok konuşuldu ve sizi çok kabul etmediler. Devamlı bir sorun ve sorun. Bu evlilik için bir nikah şart diyorum. Bir de şöyle bir durum var. Aile içerisindeki
Yakın binada ya da aile yakınlarınız arasında oturuyorsanız evinizin anahtarı kimdeyse dikkatli olun. Evinizde bir şey çalınabilir ve çalınan şeyde de siz mağdur olabilirsiniz ve eşiniz ya da kendi aranızda sorunlar var olacak. Sizin kendi ailenizde uzun süredir çözemediğimiz mahkeme, kardeşiniz, babanız bu tarz mahkemeli durumlarda ceza evreleri var ve özellikle de cezaevinde biri varsa bununla alakalı büyük bir af evresi var ama avukat ya da hakim konusunda bazı karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Bunu kontrol edeceğiz. Bir de sanata meraklı olan çocuklarımızı kökten güçlendirin. Onların gelecek hayatı var. Sevgili gençler, eğitim konusunda kendinizi hedeflediğiniz mühendislik, akademik kariyerle ilgili planlarınız neyse köklü bir ağaç dalındasınız. Asla vazgeçmeyin. Bu ara kitap yazmak isteyebilir, kendinizi bu noktada geliştirebilirsiniz diyorum. Evet, özgürlük için yeni bir düzene ihtiyacınız var ama etrafınızda o kadar karanlık insanlar var ki onları hayatınıza alarak hayatınızı erteliyorsunuz. Kimse için ertelenecek bir hayatınız yok. Kendiniz için, eşiniz için, aileniz için doğru adım atıp birbirinize sımsıkı sarılın lütfen. Sevgili başaklar, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Yeniden doğmak ve değişmek istediğiniz her noktada güzel başlangıçlar var. Ve bu konuda da belki psikolojik destek alarak kendi yörüngenizi, kendi hayallerinizi hayata katacaksınız. Fakat çabuk etki altında kalıyorsunuz. Kim doğru, kim yanlış, o mu yalan söylüyor, bu mu yalan söylüyor dediğiniz özellikle arkadaşlarınızla artık veda etmeniz lazım. Onların size yalanlarına birebir şahitsiniz. Onları öğretmeyi bırakın. Kendi yapraklarınızda berekete oluşum yaratın diyorum. Bu ara bir kurşun döktürün. Ya da Peygamber Efendimizin dilek duasını okuyun. Çünkü şans kapılarınız çok fazla var. Ama hep bir noktada gelecekmiş gibi haberler alıp durduğu için bir şans bereket duası okuyarak bu şans kapımızı açabiliriz. Bir de eşimizin ailesine maske takmayı bırakın. Gerçek içinizdeki gelenleri söyleyin. Zaten onlar sizinle arasında çok büyük bir sorun var. En azından gerçekleri söyleyerek içinizdeki uhdeler ve yarımlılıklar bitsin. Kayınvalideniz sizi beğenmiyor. Kayınpederinizle aranız bağ güçlü ama kayınvalidenizin gözü sizin üstlerinizde çocuğuna karşı sanki iyi davranmadığınız ve onu incittiğinizle ilgili devamlı dedikodular dönüyor. Burada sizin eşiniz pasif. Onu biraz güçlendirmemiz lazım. Bir de para konularınızda gereksiz harcamalar ve bu harcamalardan kaynaklı bazı sıkıntılar olmasına rağmen sürpriz gelecek paralar da bizim hanemize mutluluk verecek. Yeni işe başlayanlar, özellikle ev hanımları, yeni bir iş kapınız olduysa gökkuşağı gibi bereket ve kendi özgürlüğünüzü, kendi kazancınızın mutluluğunu tadacaksınız. Boşanma fikri olan sevgili, özellikle S ve İ ve L harfi ve E harfi olan çiftlerde artık aynalar kırılmış, kalpler kırılmış, ihanet ve yalanla yüzleştiğiniz için bu evliliğe 5-6 kere şans verdiniz. Bu şans demek, kölelik demek. Artık bu noktada radikal bir evre söz konusu olacak. Yeni bir umut ve mutluluk için dua ediyorsanız, Rabbim bu anahtarınızı, bu kapınızı açmış, dualarınız kabul olmuş, cesaretini topla ve yolculuğa geç diyorum. Sevgili gençler, özellikle genç kızlarımız ve genç erkeklerimiz, kendi başarınızla alakalı yolu kaybettiniz. Ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz. Bu da aile içerisindeki şiddetli tartışmalar, kaoslar sizi mutsuz ediyor. Ve bu yüzden de aile üzülmesin diye sessizsiniz. Artık aileden çok kendi hayatınıza ödün vermeniz lazım ve aile bireylerine bunu yansıtmanız gerekiyor. İş konusuyla ilgili yeni başlangıç yapanlar için bulunduğunuz noktadan çıkartılabilirsiniz. Hazırlıklı olun efendim. Sevgili teraziler, nasılsınız? O bereketin aydınlanması, içinizdeki haneye kadınlarımız özellikle ya da evli çiftlerimizin kadınlardan gelecek ailesinden miras konuları ve eşiniz bu hayalleri kuruyor. Buradaki parayı alırım, kayınpederden kaynanadan kendimize ev alırız diyor ama siz kendi ailenize ait hakları vermeyin. Çünkü o sülale eşinizin tarafındaki açgözlü insanlar sizin paranız hakkında konuşmasına izin vermeyin. O sizin ailenizden kalmış haklar. Bunu kendiniz ve çocuklarınız için kenara koymanızı öneriyorum. Yeni iş konularınızla alakalı yaşadığınız kriz Z ve G ve
N ve L harfi olan yöneticiler ve iş yerinizdeki insanlar sizin akıllı ve zekanızı çok fazla kıskanıyor ve burada olaylar çarpıtılıyor. Yapılan işleri hiç görünmüyormuş gibi gözüküyorsunuz ve artık alternatif noktaları aradığınız zaman bulamadığınız için de burayı idare etmekten çok fazla bunaldınız. Özellikle yeni kapılar, yeni iletişim ve geçmiş dostlarınızın size iş kapısında değer veren insanlarla size güzel fırsatlar ve orada da değişecek aşk enerjileri, hiç aşık olmayanlar için muhteşem bir aşk evresi var. Kalbimdeki kişi benim için ne düşünüyor? Sizin çok iyi bir insan ama bu ilişki uygunluk olmadığı ve gelecek planlamadığını defalarca söyledi. Siz takıntılı halde hala onu ikna etmeye çalışıyorsunuz. Bununla yolumuz yok. Yepyeni bir başlangıcımız olacak. Bu başlangıç size huzur ve mutluluk verecek. Bir de para kayıplarımız, dijital alanlarda oyunlar oynuyorsanız, paranızı bir yere yatırdıysanız kaybedeceksiniz. Ona göre düzenli bir yol çizip bu para sistemimizi ayarlamamız lazım. Ailemize ait mallarla ilgili yasal süreçler var ve bu yasal süreçlerde amca köklerimizle ilgili büyük kıyametler kopacak. Haklarımızla alakalı alamama gibi durumlarımız var. Dosyanız, evranınızı doğru devam ettirmeniz lazım. Bu ara istenilen bir evladınız varsa hayırlı ya da isteniliyorsanız çok hayırlı bir insanla yuva kuracaksınız. Bu da size iyi gelecek. Ha, gitmemiz gereken yollar var ama kalbiniz bu noktalara gitmek istemiyor. Çok kırgın ama orada yüzleşmeniz lazım. Artık o insanları kendi alanınızdaki gerçeğinizi kabul etmemiz lazım. Evden uzaklaşan evladınızın geri gelmesini ve o çocuğunuzla iletişimle alakalı sorunlar, eşi tarafından soğutulduk, aramızdaki bağlar koptu ve oğlumun üzerinde kötü enerji var ve beni sevmiyor diyorsanız alakası yok. Yapısı onun özgür ruhlu, büyü ya da kötü bir enerji gözükmüyor. Sevgiyle kalın. Sevgili akrepler, beğen, yorum yap. Özellikle erkek çocuklarınızla ilgili noktada bazı sorunlar, bağımlılıklar söz konusu olabilir. Dışarıya doğru merakları olabilir. Çocuklarımızın bu altyapısını oturtmamız lazım. Eğer ki çocuğunuzda C harfi, N ve E harfi varsa bu çocuğumuz dışarıya çok meraklı ve herhangi bir maddeye de bağımlı olabilir. Bu çocuğumuzu kontrol edeceğiz. Çevresine güvenemedim. Ve bu ara iş konularınızla alakalı esarette tıkanmış ve hiç kafamdaki soru işaretleri oturtamıyorum. Buranın benimle ilgili yargısı, savaşı ne derseniz bu şirket sizi gözden çıkartmış. Yeni alternatif noktalar bir an önce bakmanız lazım. Yoksa bu şirket sizi çıkartacak. Haklarınızla alakalı uzun süredir yasal mahkeme, para mahkemeleriniz varsa 3 dönem daha devam edecek bu mahkemelerimiz. Bunu da unutmayın. Bir kabir ziyaret etmeniz lazım. Sizin kendi kan bağınız gözüküyor ve özellikle bu kabirde şifalanacağınız gözüküyor. Lütfen bu kabiriniz kimse ziyaret edin ve size şifa gibi gelecek diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı eşimin sülalesi ya da benim sülalem, yani kim kadın kim dinliyorsa, şeytan çarpmış gibi. Yani sizin her şeyinizi takip ediyorlar, gereksiz iftiralar, gereksiz sizi kaosa sokuyorlar ve özellikle ilişkinizi bozuyorlar. Yan komşu, yer yan komşunuzun sizin eşinizle alakalı bir bağlantısı olabilir. Eşinizle sizin aranızı bozmaya çalışabilir. Komşularınıza dikkat etmeniz gerekiyor, bilginiz olsun. Yeni aşık olan, özellikle siz aşık olduğunuz kişide O ve H ve L harfi varsa bu bizim gelecek hayatımızı mutlu edecek bir çift. Ona sımsıkı sarılmanız lazım. Boşanma fikri olan takipçilerimiz zaten çoktan ayrılmaya karar verdiniz ama burada kötü enerji yüzünden soğutulmuşsunuz. Çok birbirinize aşık bir çiftken birbirinize gerçekten soğutulduğunuz için karşı tarafın size karşı arzu ve isteği bitmiş. Ama siz bunun tekrar hayatında olmasını istiyorsunuz ama bir dua yazdırarak, özellikle yatak bağınız kilitlenmiş gözüküyor. Buna bir dua yazdırırsanız enerjiniz daha birbirinize uyum içerisinde olacak. Eski ilişkim bana geri dönsün istiyorum diyoruz. İletişim var ama size yeni bir ilişki de var. Değerlendirin. Sevgili gençler, kendinizle alakalı dengeli, planlı noktanızda okurken evlilik teklifi alabilirsiniz. Eğitiminizi bunun için zarar vermeyin. Güzel fırsatlarımız da var. Doğru insan, eğitiminizi bitirin. Ondan sonra yolculuğunuza bakın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Şöyle söyleyeceğim.
Özellikle A ve K harfiyle başlayan çok yakın dostunuzun size hatası, adaletsiz tavrı ve işinize zarar verecek noktaları var. Ve yeni beklenti içerisinde olduğunuz şirkette özellikle V harfi ya da Y harfi varsa yöneticisinizin size gerçek fırsatları yaratacağını unutmamanız lazım. Ama burada sizin ani sinirleriniz, gergin evreniz, vücudunuzda titremeler ve ataklarınız oluşmaya başlamış. Bir ufak bir psikologla bu evremizi toparlarsak daha büyük rahatlığa geçiş yaparsınız. Ama bunları yapmazsak boşluğa düşeceğiz ve başarısızlığa doğru gideceğiz. Bir an önce kendimizi toparlamamız lazım. Aile içerisinde cezaevinde yatan kim varsa bunun cezası çok uzun soluklu devam edecek. Çıkmasını bekliyorsanız şu an için eli kolu bağlı olarak. Özellikle bu evladımızda da Ş harfi, O harfi ya da K harfi, N harfi varsa uzun soluklu cezası var gözüküyor. Bir de devletten aldığınız bazı ceza ve iş mahkemelerimizle ilgili iş iadesi beklentiniz varsa savaşınıza devam etmeniz lazım. T ve B harfi kişi kimse zamanı gelince tekrar iş iadesine geçiş sağlayacak. Evli çiftlerimizin arasında kalp bir yandan gökkuşağı bir yandan kalp. 3 gün iyi, 5 gün kötü. 5 gün iyi, 3 gün kötü. Yani bu ilişkide sorumsuzluk değil de söylenme ifadelerinde soğukluklar var. Bunları düzeltmeye ihtiyacımız var. Yani eşinizle birlikte kaliteli vakit geçirmek, eşinizle güzel sohbetli yemek yemek. Tamam, çocuklarınız çok kalabalık gözüküyor, evhanemiz kalabalık, o dert bu dert dinliyorsunuz ama siz duanızla bu ilişkiyi kurtarabilirsiniz. Birinin duası değil, sizin duanız bu evliliğinizi tekrar aynı ev düzenine oturtacak gözüküyor. Bu ara evlenmeyi planlayan sevgili yaylar için de güzel kararlar, özellikle hayatınızdaki kişi de G harfi varsa ve A harfi varsa sizinle evlenmeyi düşünüyor ve mührünüz birlikte ve sizde de E ve L harfi belirginse bu evlilik huzurlu ve bereketli olacak. Sevgili gençler, hata dışarıdaki her şeye merak edip paranızı gereksiz harcıyorsunuz. Dışarıdaki insanlar sizin paranızı yiyor. Ailenizin emeğini kimseye harcamayın ve ailenizi mahcup etmeyin diyorum. Çünkü anneniz bu konuda ya da babanız çok gergin, çok fazla hatalarınızı örttü. Artık iyileşmeye doğru ilerleyin. Boşanma fikri olan çiftlerimiz gerçekten D harfiyle başlayan Derya, Demet kim varsa sizin aranızı ciddi bozmaya çalışıyor ve evinizin enerjisini daraltıyor. Bol sirkeli suyla evimizi temizleyelim. Hoşça kalın efendim. Sevgili oğlaklar, beğen, yorum yaz. Bu ara affetmenin zaferini karşı tarafta sizi affedecek, siz de onu affedeceksiniz. Özellikle Z ve N ve İ harfi varsa sizlerse kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Tekrar mutluluğu ve aşkı tadacaksınız. Kötü olan evre sanki üzerinize bir dua okunmuş gibi enerjimiz tekrar aşkla bakacak. Ama olayları abarttığınız takdirde başa dönüyorsunuz. Siz bir geçmişi kapatmanız lazım. Geçmişteki şu yapıldı, bu yapıldı, bana bu dendi, bana sana bu dendi diyerekten ailelerin yarattığı kaosu evliliğimize yansıtmamamız lazım. Çünkü bu evlilik kutsal bir evlilik. İhanet yok. Sadece dışarıdaki etkenlerin yarattığı laflar var. Onları bir çöpe atalım diyorum. Bir de ev konunuzla ilgili sürpriz bir anahtar ya da evinizin bir müteahhit anlaşması var. Dikkatli şekilde uzun soluklu bir inşaat projesi olacak. Sonu güneş gibi parlayacak gözüküyor. İyi sizin için. Bu arada yeni ilişkiye başlayanlar, hayatınıza aldığınız kişinin karanlığı çok fazla var. Siz duygusal ve maskeli bir insan değilsiniz. Size gelecek insan naif ve kibar olmalı. Ona şans vermeyin. Yeni ilişkiye, yeni bir noktaya konsantre olun diyorum. Toprak ve arazi almayı düşünen çiftlerimizle alakalı noktada da ailenizin desteğiyle birlikte toprak alımı, toprakla alakalı projeleriniz olumlu ve keyifli. Ruhunuzu o noktaya doğru atın ve başarı sağlayacaksınız. Evet, size ne diyorum? Seyahat ve yurt dışı planları olan ve gitmek istediğiniz her yolculuk sizinin. İstiyorsanız memleketine, istiyorsanız atamanızla alakalı beklentileriniz neyse özgürce oluşum yaratacak. Çok yakın bir dostunuz Zeynep, Zehra, Zeliha, buna inanmayın.
bu sizi maddi olarak çok büyük bir zarara itecek ve zaten hep dostlarınız tarafından kazık yediniz. Bırakın dost edinmeyi, kendinize yeni bir oluşum ve kendinizi geliştirin, kendinize iyi gelecek noktaları belirleyin diyorum. Bir de o erkek çocuğunuz varsa yalanlar söylüyor, onun yalanlarını takibini alalım ve onun eğitimiyle alakası yok, onu biraz daha dikkat kaybı var. Onu okçuluğa, tenise yollayarak o enerjisini dağıtabilirsiniz. Sevgi ve mutlulukla kalın efendim. Sevgili kovalar nasılsınız? Hemen çekiyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şöyle bir durum var. İş yerindeki insanların size çok büyük bir desteği olacak. Hani beni karanlığa itecek derken size çok güçlü anlamda destek verip yerinizle ilgili fırsatlar yaratacaklar. Yeni başlayacağınız alan, kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız. Korkulacak bir durum söz konusu değil. Ama uzun süredir aynı noktada olup maaşınız ve haklarınızla alakalı cesaretiniz yok. Artık bu cesareti yapın, yoksa bir 6 ay aynı parayla devam edeceksiniz diyorum. Alternatif iş bekleyenler için özellikle bir erkeğin desteğiyle birlikte güzel bir fırsat, ama aynı şekilde onun üstü bir kadın olacak. Size bu konuda güzel fırsatlar ve güzel kapılar yakalanacak. Hatta bu kadında da şöyle söyleyeyim. Yasemin gibi, Yeşim gibi, Fatma gibi, Filiz gibi dediğimiz kişiden dengeli ve başarılı bir enerji var gözüküyor. Evlenmeyi düşünenler, bu evlilik konunuz hayırlı olsun. Aşkla seveceğiniz ve uzun soluklu güzel gidecek bir ilişki var. Ama bu ilişkide de fikir ayrılımları olsa da birbirinize ruh ikizisiniz. Doğru ruh ikizisiniz ama konuşma iletişiminizde terslikler olabilir. Peki evli çiftlerimizle alakalı zaman zaman birbirinize çok güzel ödüllendiriyorsunuz. Birbirinize çok güzel zaman ayırıyorsunuz. Ama öyle bir zaman geliyor ki aynı evin içerisinde ruhsuz bir şekilde yaşıyorsunuz. Bence bu dengeleri kurmanız lazım. Eşinizin ya da sizin kariyer anlamında akademik başarılarınızla ilgili planladığınız doçentlik, profesörlük niyetiniz varsa ve akademik olarak başarılar yaratmak istiyorsanız her ikiniz de aynı kafadasınız. Ve bence ikiniz de birlikte sınavınız, başarınız, dersleriniz neyse birlikte çalışın diyorum. Ama burada en önemli şey, size dışarıdan dualar, gözler var ve ayrılmanız ve bu mührün bitmesini isteyen insanlar var. Mümkün olduğu sürece evimizi koruma kalkanı içerisine alalım. Gül, Ayşegül dediğimiz ya da Ahmet, A harfiyle başlayan bir kişi sizinle ilgili büyük karmaşıklıklar yaşıyor. Gereksiz olaylara imza atıp zarar görebilirsiniz. Bu da evliliğimize zarar verebilir. Dikkatli olun diyorum. Sevgili gençler, kendi içinizdeki günahlı bulduğunuz hiçbir şeyde günahınız yok. Sadece odaklanma, kariyerinizle ilgili noktadan çok aşk arayışındasınız ve eğitiminizi biraz kenara atmışsınız. Yapmayın lütfen. Boşanma kararı veren çiftlerimizde de kadın haklı, hakları için çok büyük bir karmaşa, aile evinde de kalmaktan bunalmış, kendine ev çocuklarıyla yeni eve geçmek istiyorsunuz ama eşinizin yaratacağı sıkıntılardan dolayı ailenizde saklısınız. Bence bunun için bir devlete başvurun, yoksa büyük sıkıntı olabilir diyorum. Sevgili balıklar, güzel ailem, beğen, yorum yap. Evet, aşkın okla karşılaşması, güzel gözle bakacağınız bir hafta, birbirinize sarılacak muhteşem bir sevgiye kucaklayacağınız bir hafta. Hatta şöyle söyleyeyim, ilişkinize gelecek kişi de en önemli harfler İ, I ve S harfi çok belirgin biri ve L de olabilir bunda. Bu yarım kalan evremiz artık aşkla, şifayla dolma evresine girecek, uzun süredir aşksız olanlara. Çalışan çiftlerimizle alakalı eşimizle aramızda hiçbir pürüz yok. Sadece ödemeler ve ödemelerin verdiği sıkıntı, ama hanımınızın işiyle alakalı terfi konusunda hep ertelendiği için araya birini sokmanız lazım. Bu şekilde aynı noktada çok sıkılmış, yoksa işi bırakacak diyorum. Sizin işinizle alakalı noktada da eridiğini düşündüğünüz, sıkıntı yarattığınız noktada 5 kişiden alacağınız destek artık sizin güçlenmenizi, kalbinizdeki şüphe bitiyor ve rahata girmeyi gösteriyor. Evet, aşk konusunda, evli çiftlerimizle alakalı noktada araç konumuzla ilgili beklentilerimiz ve özellikle alınması gereken araçla ilgili kararsızlıklarımız var. Kredi çekmek doğru mu yapıyoruz ya? Çekin, çünkü uzun süredir bu eve ihtiyacı vardı. Özellikle eşinizde ya da sizde B ve E harfi varsa bu araç hayırlı ve uğurlu olacağını gösterir. Bir de hastamız var.
ciddi bir hastamız var. Kanser tedavisi görebilir, vücudunda hassasiyet olabilir. Herkes endişe duyuyor olabilir. O iyileşecek ve köklenecek. Bir de çocuklarımızda kekeme gibi konuşmada zorluk çıkıyor. Yani erkek çocuklarımızla ilgili gereksizce saçmalık yaratıyorsunuz. O çocuklar çok konuşacak ve başarılı çocuklar, çocukların üstüne gitmeyin. Sevgili gençler, kendinize ait ruh ikiziniz doğru ama bilimsel olarak başarı yaratmak istiyorsunuz. Aşkınızı kenara, bilimsel zekanızı ön plana tuttuğunuzda çok başarılı ve tanınma evreniz var. Kendinizi bu hafta bu sistemlere doğru noktada oluşturmanız lazım. Evet, boşanma fikri olanlar barıştı. Kocanız ve hanımınız birbirimize şans veriyor. Ama özellikle sizin salonun enerjisinde bir karışıklık var. Çiçeklerinizin altına yazılar olabilir, bir şeyler atılmış olabilir. Çiçeklerinizin topraklarını kontrol ederseniz bu olay neyse şüphe ettiğiniz olay gerçek. Bunu çıkartıp aydınlığa kavuşacaksınız. Efendim, bu hafta da yorumlarımız bu kadar. Yorum yazın, beğenin ve doğru yorum yazana haftada bir kez tarot hakkı var diyorum. Bir kişiyi seçiyorum. Hoşça kalın efendim.